Edirne'ler 10 Ocak Pazar günü altyapı sorunları konusunda referanduma tabi tutulacak içme suyu şebekesi, kanalizasyon projesi, yağmur suyu toplama kanalı projesi ve atık su arıtma tesisi projesi konusunda sokakların bir defa kazılıp tüm projelerin aynı anda yapılması mı yoksa sırasıyla mı yapılmasını belirleyecek. Bunun için kente tüm hazırlıklar tamamlandı. Edirne'nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük mahallesi olan Şükrüpaşa Mahallesi'nde de şu anda sadece muhtarlık binasına bir sandık kurulması düşünülüyor. Bizim mahallemizde 36 bini geçik bir yaşayan insan var. Tabii belediye başkanımızın söylediği de 7 yaşından sonra her yaşayan ister Edirne'de kayıt olsun veya olmasın gelip muhtarlıklarda oy kullanacak. Bazı yoğun olan yerlerde mesela Barutluk Mahallesi'nde eski Tokyo'da bir sandık koyacaklar. Bilmiyorum, bizim mahallemizde de tekrar ben bir girişim yapmak istiyorum. Bizim mahallemizde de bir yere daha sandık koyabilirsek veya iki sandık koyarsak millet çok sırada beklemez. Çabucak oyunu kullanır, pazar gününde istirahatini yaparlar. Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmalı, kentin uzun yıllardan beri altyapı sorunu çektiğini, bunun en son örneğini dün yağan yağmurla mahalle halkının yaşadığını belirtti. Biliyorsunuz bizim Edirne'nin en yoğun nüfusu olan ve en gelişen imara açık bölgesi olan mahalle bizim mahallemiz. Devamlı da nüfus artmakta. Nüfus artarken de altyapı sorunları da artmaktadır. İşte dün gördüğünüz bir yağmur ve kar neticesinde mahallemizde çok sıkıntıya düşen vatandaşlarımız vardı. Dere yataklarımızda yağmur suyu toplama kanallarının olmamasından dolayı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Avukat Ruhi Uğurlu Caddesi eskiden dere yatağıydı. Bu dere yatağında yağmur suyu toplama kanalı yetersiz olduğundan bizim mahalleden toplanan sular 1. Murat hatta Talat Paşa Mahallesi'ne, Mithat Paşa ve Talat Paşa'ya kadar iniyor. Tam yağmur suları kanallarına inmediğinde almadığından dolayı vatandaşlarımız gerçekten zahmet çekmektedirler. Bilkent'in gelişmişliğinin altyapıdan başladığını belirten Tasmalı, bu nedenle büyük cesaret gösteren Belediye Başkanı Recep Gürkan'a tüm mahalle muhtarları adına teşekkür ederek, "Başkan büyük bir yükün altına giriyor. Altyapı yapılırken vatandaşlar bazı sıkıntılar çekecek ama az bir yağışta dahi yaşadığımız sorunlar ortadan kalkacak." dedi. Ülkelerde altyapıya belediye başkanları pek girmek istemezler. Ama gelişmişlik altyapıda başlar. Nasıl ki insanları ağırlığını ayaklar çekiyorsa bir şehrin ağırlığını da altyapı çeker. Altyapı olmayan bir yapıda üst yapı ne kadar güzel olursa olsun hastalıklar devamlı insan vücudu gibi zamanı geldiğinde meydana çıkıyor. Bunun için ben Sayın Belediye Başkanımız Recep Gürkan'ı bu medeni cesaretinden dolayı Edirne halkına vereceği hizmetten dolayı muhtarlarımız ve mahallem adına, Edirne adına teşekkür ediyorum. Büyük bir yükün altına giriliyor. Elbet hizmet getirilirken bazı eziyetler olacaktır. Elbette altyapı yapılırken Edirne şehrinde yaşayan vatandaşlarımız bazı eziyetlere katlanacaklardır. Bazı sıkıntılar çekeceklerdir. Ama neticesinde 50 veya 60 yıl güzel yapılan bir altyapıda yaşayan insanlar huzur bulacak, rahat edeceklerdir. Bu hizmet geldiğinde ne sokaklarımız kazılır, ne yağmur suyuyla vatandaşımız zahmet çeker, ne de kanalizasyon derdi olur ve de ne de üst yapı yollarda yaşanacak bir halde olur. İnşallah halkımız sağduyulu şekilde belediye başkanımıza güvenir. Bu görevler kimseye baki değil. Bugün Recep Gürkan olur, yarın başkası olur ama hizmetler baki kalır. Modern bir şehir, modern altyapıyla yaşarsa insanlar da huzurlu olur, insanlar refah içinde olur. Altyapılar pek görünmez ama şehrin yükünü de maalesef altyapılar çakar. Biz gezdiğimiz Avrupa ülkelerinde altyapısı olan eğitimde de, şehirde de, teknolojide de olan ülkeler her zaman ilerlemişlerdir ve refah şekilde yaşamaktadır. Ben şahsım, mahallem ve Edirne halkının muhtarları adına da söylüyorum. Bu cesareti gösteren belediye başkanımız Recep Gürkan'a şükranlarımı arz ediyorum.